Değerli seyirciler, arkadaşlar merhaba ben Murat Bozdoğan, İsviçre'den hepinize kucak dolusu selamlar gönderiyorum. Konumuz Sıla yolu arkadaşlar, ee, teşekkür ederim. Yorumlar geliyor, yoğun yoğun geliyor, tabii sorularınız oluyor. Ee, en çok sorulardan birisi araç. Türkiye'ye vekaletle götürebilir miyiz? Türkiye'de kim kullanır, nasıl oluyor, nasıl bitiyor, ne kadar kalabilir? Bakın arkadaşlar, Türkiye'de bir gencin başına ne gelmiş onu size şimdi post gazetesinden okuyacağım post gazetesine şimdiden teşekkür ediyorum unutmadan arkadaşlar dikkat edin Türkiye'ye vekalet ile araba götürdüğünüz zaman dikkat edilecek bir şeyler var birkaç noktalar var yani doğrusu sonuna kadar lütfen izleyin herhangi bir soru açıkta kalmasın daha da detaylı bilgiler almak istiyorsanız bakın arkadaşlar cep rehberi var app var. Bu videonun altında da linki var. Ona tıkladığınız zaman cep telefonunuza o app'i indirdiğiniz zaman bütün kurallar, kanunlar orada yazıyor. Türkiye'ye Araç götürme ne kadar kullanabilirsiniz? Kim kullanabilir? Türkiye'den ne kadar kahve götürebilirsiniz yurt dışına? Ne kadar Türkiye'ye giriş yapabilirsiniz kahveyle, çay götürebilirsiniz, bal götürebilirsiniz. Bazıları bal götürmek istiyor Türkiye'ye, bazıları da Türkiye'den Almanya'ya götürmek istiyor. Bütün 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 hepsi o cep rehberinin içinde yazıyor arkadaşlar. Detaylı olarak oradan bakabilirsiniz ve şuna dikkat edin. Bakın videoya başlamadan önce şuna dikkat edin. Kurallar, kanunlar her an değişebilir. Yani şimdi 3 ay evvelsi duyduğun bir şey, okuduğun veyahut da videolarımızda gördüğün belki şimdi bambaşka olmuştur, değişmiştir. Bunlara da dikkat edelim. Onun için cep, cep rehberini indirirseniz o tabi devamlı yenileşiyor, yenilendiriyorlar. Yani kanun değiştiriyor, güncelleniyor. Daha doğrusu Türkçe. Arkadaşlar fazla vakit kaybetmeden hemen videoya başlıyorum. Araçlara bakın gencin başına ne gelmiş. Araçlara 185 gün cezası geldi. Sürücülerin çoğu bilmiyor. Türkiye'ye getirilen yabancı plakalı araçlar için uygulanan 185 gün kuralı Almanya'dan vekaletle araç getiren bir gurbetçinin başına büyük bir sorgun açtı. İzdim İzmir'de jandarma kontrolünde 185 gün kuralına uymadığı anlaşılan genç aracının otoparka çekildi. Almanya'dan vekaletle annesinin aracını Türkiye'ye getiren bir gurbetçi 185 gün kuralına uymadığı için İzmir'de aracına el konulmasıyla büyük bir şok yaşadı. Kapıkule Sınır kapısında 30 gün sınırı konusunda bilgilendirildiğini belirten genç jandarma kontrolünde aracının otoparka çekildiğini gördü. Aracın bağlanması ve 7 gün içinde yurt dışına çıkarılması gerektiği uyarısı, Türkiye'ye yabancı plakalı araç getirenlerin karşılaşabileceği sorunlara dikkat çekiyor. 185 gün kuralı bu tür mağduriyetlerin önlenmesi için kritik bir rol oynuyor. Arkadaşlar sonuna kadar izleyin. Sonunda detaylı e, haber var bu 185 gün olayı. Yabancı plakalı araçların Türkiye'ye getirilmesi ve kullanımında bazı kurallara uyulması gerekiyor. Bu kurallardan biri araç sahiplerinin 185 gün şartını yerine getirmesi. Kurallara uymayan araçlar ceza alabilir veya el konulabilir. Almanya'dan Türkiye'ye gelen bir gurbetçinin yaşadığı son olay bu duruma örnek teşkil ediyor. Almanya'dan Türkiye'ye annesinin aracını vekaletle getiren bir genç. Almanya'dan vekalet alıyor, annesinin arabasını Türkiye'ye getiriyor. İzmir'de jandarma kontrolüne takıldı genç araçla ilgili belgeleri gösterdiği sırada jandarma ekipleri vekalet veren annesinin 185 gün şartını sağlamadığını belirtti ve bu nedenle araca el konulduğunu söyledi. Araç İzmir Gümrük Müdürlüğü otoparkına çekildi. Gurbetçi Genç yaptığı açıklamada aracı Atak Odamobil Kulübü aracılığıyla annemden aldığım vekaletle Türkiye'ye getirdim. Kapıkule sınır kapısında memur annemin son bir yılda 185 gün şartını yerine getirmediğini ve bu nedenle aracın sadece 30 gün süreyle kullanabileceğini söyledi. Yani 30 günden fazla kullanamaz Türkiye'de çıkış yapması lazım. Kapıkule'deki süreyi biraz aştığım için aracım İzmir'de jandarma tarafından bağlanarak otoparka çekildi dedi. Genç Kapıkule'deki memura 30 gün geçerse ne olur diye sorduğunda memurun bir şey olmaz. Çıkarken birkaç bin lira ceza ödersin. Yanıtını verdiğini ifade etti. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren genç, araç 30 günlük süreyi geçtiği için bağlanarak otoparka çekildi ve 7 gün içinde yurt dışına çıkarılması gerektiği söylendi. Otomobil otoparkında benim gibi sorun yaşayan birçok kişi vardı şeklinde konuştu ve arkadaşlar inanıyorum. Şimdi geliyoruz en mühim noktaya. Bakın 185 gün şartı nedir? çok iyi dinleyin. Yabancı plakalı araçların Türkiye'ye getirilmesi konusunda gurbetçilerin yeri yerine getirmesi gereken iki temel şart bulunmaktadır. İki temel. İlk olarak araç sahibinin Türkiye dışında ikamet etmesi gerekiyor. Avrupa'da bir adresi olmasın. İkinci olarak ise araç Türkiye'ye giriş yapıldığında tarih itibarıyla son bir yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunmuş olması şartı aranıyor. Anladınız. İkinci olarak ise araç Türkiye'ye giriş yapıldığı tarih itibariyle araç son bir yıl içinde en az 185 gün yurt dışında bulunmuş olması şartı araç 185 gün dışın, yurt dışında kalmış lazım. Vekaletle Türkiye'ye getirilen araçlar ise hem aracın sahibinin hem de vekaletle aracı kullanabilecek kişinin 185 gün kuralına uyması zorunlu. Bu şartları karşılamayanlara ise yalnızca 30 günlük bir süre tanınıyor. Ne anlamış oluyoruz arkadaşlar? Tekrar. Ben de 3 kere okumak zorunda kaldım anlayana kadar. Araç 185 gün yurt dışında kalacak son bir sene içerisinde. Aracın sahibi 185 gün yurt dışında kalmış olacak ve vekaletle Türkiye'ye getiren oğlu da 185 gün kalmış olacak yoksa 30 günden fazla Türkiye'de kullanamazsın araçlar 30 gün kullan 30 gün çık hiçbir şey olmaz başın ağırmaz ama 185 gün bak hem araç hem sahibi hem Türkiye'ye götüren şimdi Geçen de bir soru geldi ona o soru için tekrar yorum için çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar sorun sorunda. Hem ben öğreneyim hem sizler öğrenin. Bilmediğim şeyleri Murat Bozdan araştırıyor ve buluyor ve size cevaplıyorum. Cep rehberinden çıkaramazsanız sorun, yorumlarda sorun. Ona göre araştıralım, bulalım, hep beraber öğrenelim. Bakın şöyle bir e, soru geldi. Babamla Türkiye'ye gittim. Babam pasaportla arabayı Türkiye'ye giriş yaptırdı. Onun pasaportunda belli. Beraber tatil yapıyoruz. Babamın Yurt dışında acele bir işi oldu. Almanya'ya uçakla gitmeye sorun kaldı. Arkadaşlar yurt dışına çıkarken şimdi babası pasaportu araç onun üzerine Türkiye'ye giriş yapmış. Onun pasaportunda yazıyor. Taahhütname vermesi lazım. Taahhütname verdiği zaman diyor ki filanca mahallede filanca yerde filanca adreste benim arabam park ediyor ve kimse kullanmıyor diye imza atıyor. Şimdi arkadaş sordu babam yurt dışına gitti ben arabayı kullanabilir miyim? O anda kullanamazsın. Ama senin üzerine pasaportun senin babanın arabası ama sen vekaletle Türkiye'ye soktun arabayı. Baban da yanında bak Veyahut da Almanya'dan arabayı aldın sen vekaletle e, Türkiye'ye soktun. O zaman hiç sorun yok. Ama buna dikkat edelim arkadaşlar. İşte sorun burada. Kimin üzerine e, Türkiye'ye Türkiye'ye giriş yaparken senin pasaportun üzerine ise sen o arabayı kullanabilirsin ama Türkiye'de bir vekaletname olması lazım yanında ve yurt dışında da adresin olması lazım. Şimdi diyelim ki o arabayı sen vekaletle Türkiye'ye soktun. Giriş yaptın. Kuzenin geldi veya da bir arkadaşın geldi. Lokantada yemek yiyorsunuz. Dedi ee, eve giderken arabayı ben kullanayım. Ver şu arabayı bir de ben kullanayım. Arkadaşlar veremezsiniz. Çünkü ya kardeşin olacak. Bak ya Kardeşin ya ablan ya annen ya baban yani aile içerisinde ve yurt dışında adresiniz olacak o zaman kullanabilirsiniz ama yoksa kullanamazsınız yasak bu kanunları da işte neden çıkardılar e, filanca kişi arabayı Türkiye'ye getirip bırakıp e, yok kuzeni kullanabilir amcası kullanabilir dayısı kullanabilir. Böyle şeyler olduğu için bu kanunları çıkarttılar bakın cep rehberine indirirseniz orada da bu kanunlar kurallar yazıyorlar çünkü bazıları uyanıklık yapmaya başladı arabayı Türkiye'ye götürdüler amcası kullandı artık iki sene kullanabileceği kadar ondan sonra gene yurt dışına çıkarıldı Proforma birisine satıldı o da götürdü onu onun arabasında kullandılar onun için bu yeni kanunlar çıktı yasak aile içerisinde annen, baban, kız kardeşin, erkek kardeşin, abin artık onlar kullanabilir. Yurt dışında adresi olması lazım. Ama senin tekrar söylüyorum bakın Türkiye izine gittiniz. Sen Almanya'da oturuyorsun arabandan gittin. Senin Türkiye'de İstanbul'da kız kardeşin var. İstanbul'da ikamet ediyor. Arabanı kullanamaz yasak. Yurt dışında adresi olması lazım. Arkadaşlar fazla uzatmak istemiyorum. 11 dakika, 12 dakika olacak şimdi. Ee, bir gözüm burada, bir gözüm burada. Ee, telefonda dakika sayıyor. Onun için devamlı buraya bakıyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Soru olursa, herhangi bir yeni soru olursa artık biliyorum muhakkak olacak. Yazın yorumlardan yazın ona göre araştıralım. Bilmediğim şeyleri tabi ben de araştırarak arkadaşlar size dönüş yapıyorum. Ve tekrar çok çok teşekkür ediyorum yorumlar için. Tekrar teşekkür ediyorum verdiğiniz like için. Abone olmayan arkadaşlar da tabi abone olursa takipte kalırsa ben peşindeyim bu işin. Ben peşindeyim. Ee, Geçen de Eylül ile Ekim'i karıştırdım ya. Ağustos Eylül Ekim Eylül ile Ekim'i karıştırdım kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar Eylül ayına girdik değil mi Ekim demiştim Eylül ayına girdik ee, bakalım bir tur planlıyorum kafamda bir şeyler var bakalım hadi, Hadi bakalım hayırlısı gerçekleştirebileceğiz mi ee, ailece bazı durumlar var onları da bir halledelim planlayalım arkadaşlar takipte kalın abone olmadıysanız abone olun Murat Bozdoğan peşinde Murat ve Bozdoğan yollarda Murat Bozdoğan yeniliklerle karşınızda tabii ki. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın diyorum. Arkadaşlar benimle kalın. Hoşça kalın Murat.